Merhaba değerli danışanlarım. Bugünkü konumuz entelektüel yeti eksikliği. Yani eski adıyla zeka geriliği. DSM-5 ile beraber zeka geriliği entelektüel yeti eksikliği olarak tanımlanmaya başladı. Çocukların zihinsel kapasitesinin ölçülmesi noktasında entelektüel yeti eksikliği ismiyle, yani kısa adıyla bundan sonra EYE diye tanımlayacağımız eksiklikle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Entelektüel yeti eksikliği çocukların doğum öncesi dönemden doğum sonrası ortaya çıkan nedenlere kadar birçok faktörle bağlantılı olarak hayatlarını tek başlarına devam ettirirken dışarıdan birinin desteğine ihtiyaç duymaları noktasında ifade edilebilir. Bu şekilde tanımlanabilir. Entelektüel yeti eksikliğinde temel ayırıcı nokta bu eksikliği yaşayan kişinin, yani bu çocuk olabilir veya 18 yaşından sonra nörobilişsel bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir, dışarıdan birinin desteğine ve bakımına ihtiyaç duymasıdır. Entelektüel yeti eksikliği hafif, orta, ağır, çok ağır olarak tanımlanabilir. Genellikle bizlerin çocuklarımızla ilgili gözlemlerimizde dikkat etmemiz gereken ise entelektüel yeti eksikliğinin belirtileri noktasında bunların var olup olmadığını tespitidir. Ne demek istiyoruz? Temelde söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer zaten entelektüel yeti eksikliği orta düzey ve daha ağır noktadaysa bunu sadece siz değil dışarıdan herkes o çocukta bir zihinsel yetersizlik olduğunu gözlemleyebilir. Ancak ailelerin en çok zorlandığı nokta entelektüel yeti eksikliğinin hafif düzey veya sınırda olması durumlarında ortaya çıkan belirsizlik halidir. Çocukların zihinsel yetersizliklerini tespit etmek, yani entelektüel yeti eksikliklerini tespit etmek noktasında aileler tabii ki objektif olamazlar. Çocuklarında diğer çocuklarından farklı olarak bir zihinsel gelişim gözlemleseler de bunu tam olarak adlandıramazlar. Eğer çocuklarımızda zihinsel anlamda yaşıtlarına, yani akranlarına göre bir farklılık hissediyorsak, ne gibi farklılıklar olabilir bunlar? Tek başlarına hayatlarını devam ettirirken desteğe ihtiyaç duyuyorlarsa, okulda çeşitli başarısızlıklar yaşıyorlarsa, dinleme, anlama ve kendilerini ifade etme becerilerinde eksiklikler varsa, akademik anlamdaki zorluklarıyla beraber davranış sorunları da ortaya çıkıyorsa, dil gelişim becerileri yeterince gelişmemişse, duysal bazı problemler yaşıyorlarsa, çocuklarımız algılama ve muhakeme becerilerinde yetersiz kalıyor veya eksiklik yaşıyorlar. Sizler çocuklarınızı gözlemlerken tabii ki istediğiniz kadar belki objektif olamayabilirsiniz, ancak arkadaşlarıyla, yani çocuklarınızın yaş gruplarıyla aralarında bir kıyaslama yaptığınızda bu noktalarda çocuğunuzun geriden geldiğini düşünüyorsanız çocuğumuzda entelektüel yeti eksikliği ortaya çıkmış olabilir. Peki entelektüel yeti eksikliğini, yani eski adıyla zihinsel yetersizliği nedenleri nelerdir? Entelektüel yeti eksikliğinin birçok nedeni vardır. Bunların en başta doğum öncesi nedenler gelmektedir. Bunun içerisinde genetik faktörler ve kalıtsal hastalıklar büyük bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda hamilelik döneminde annenin madde kullanması veya dışarıdan herhangi bir ilaç veya başka bir travmaya maruz kalması zihinsel yetersizliğe neden olabilir. Doğum sonrasındaki yaşanan örneğin oksijensiz kalma gibi unsurlar, yine doğum sonrasındaki prematüre doğum süreçleri ve ondan sonra yaşanan hastalıklar, çocuğun çevresinden gelen sıkıntılar, kültürel yoksunluklar, ruhsal hastalıklar, bunlar çocuklarımız üzerinde zihinsel yeti eksikliğine neden olabilir. Peki zihinsel yeti eksikliğini nasıl tespit edebiliriz? Eğer zihinsel yeti eksikliğinden şüphe duyuyorsanız, yani çocuğunuzun yaşıtlarının daha gerisinden geldiğini düşünüyorsanız, bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış çeşitli zeka testleri vardır. Eğer isterseniz çocuğumuzu benim gibi bir uzmana getirerek dünyaca kabul edilmiş standartlardaki bir zeka testiyle zihinsel zeka puanına bakarak çocuğumuzun öncelikle bir zihinsel yeti eksikliği yaşayıp yaşamadığını tespit edebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü zaman zaman özel öğrenme güçlüğünden kaynaklanan veya duyusal, yani örneğin duyma ve görmesinde
tespit edilemeyecek kadar küçük bölümlerin bulunması ve bunun yarattığı öğrenme eksikliklerinin zihinsel yetersizlikle karıştırılması gibi nedenler ortaya çıkabiliyor. Yani çocuğumuzun zihinsel zeka puanı, yani zihinsel yetenekleri normalken çocuğumuz yanlış bir kişi tarafından yanlış bir değerlendirme sonucu zihinsel yetersizlik etiketiyle tanımlanabiliyor. Siz de böyle bir hataya düşmek istemiyorsanız, çocuğunuzun yanlış tanımlamayla hayatının daha olumsuz bir noktaya taşınmasını istemiyorsanız lütfen uzmanınızı seçerken dikkat edin. Çocuklarımız bizler tarafından öncelikle standartları daha önce belirlenmiş olan zeka testlerine alınıyorlar. Bu zeka testlerinde çocuğumuzun zeka bölümleri değerlendiriliyor ve zihinsel yeti eksikliği yaşayıp yaşamadığı, böyle bir eksiklik yaşıyorsa da bunun yaşama oranının ne olduğu konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Veya zihinsel yeti eksikliği yaşamadığı, normal ancak öğrenmesi ve biraz önce saydığımız diğer alanlardaki eksikliğinin nedeni noktasında sizi bilgilendiriyoruz. Örneğin yaptığımız test sonucunda çocuğumuzun zihinsel düzeyi normal bulundu. Ancak okulda, yani akademik anlamda zorluk yaşanıyor. Bunun nedeni nedir diye düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada biz size bunun nedenleri noktasında tanımlayıcı bilgiler veriyoruz. Çocuğumuza yaptırdığımız test sonrasında çocuğumuzda eğer zihinsel yeti eksikliği tespit edilirse ne yapacaksınız? Öncelikle değerli danışanımız, biliyoruz ki sizin için çok kıymetli olan çocuğunuzla ilgili bu noktada, yani zihinsel gelişimi noktasındaki bir eksikliği duymak, bilmek, bunu öğrenmek çok sarsıcı ve yıpratıcı. Öncelikle sizin bunu kabul edebilmeniz için size destek oluyoruz. Daha sonra çocuğumuzun eğitim hayatını ve bundan sonraki yaşamını, gelişimini nasıl destekleyebileceğimiz noktasında size danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğer çocuğumuzda zihinsel yeti eksikliği varsa, bu hafif düzey veya sınıra doğru yakınsa, bunun eğitim ve destekle normale nasıl çevrilebileceğini, eğer zihinsel yeti eksikliği daha orta düzey ve ağır düzeye doğruysa, çocuğumuza hayatını tek başına sürdürebilme becerilerini nasıl kazandırabileceğimizi, sizlerin bu travmayla nasıl mücadele edeceğinizi ve sizin çocuğunuzla olan iletişiminizde hangi noktalara dikkat edeceğinizi anlatıyoruz. Size bu konuda danışmanlık yapıyoruz. Unutmayın ki çocuklarınızda zihinsel yeti eksikliğinin ortaya çıkması ne sizin, ne eşinizin, ne de bir başkasının suçu. Bunun biraz önce ifade ettiğim gibi birçok nedeni var. Bu nedenlerden her biri tek tek bu duruma neden olmuş olabilir. Hepsinin beraber, yani bir araya gelerek oluşturdukları bir neden de var olan bu durumu ortaya çıkarmış olabilir. O yüzden sayın danışanım, lütfen inkar ve suçluluk yerine bir an önce bizimle iletişime geçin. Çocuğumuzun zihinsel yeti eksikliği yaşayıp yaşamadığını tespit edelim. Sonrasında ise nasıl davranacağınızı, neler yapacağınızı, hangi eğitim tedbirleri alacağınızı ve zihinsel yeti eksikliğinin tam olarak hangi özelliklerle çocuğunuzu tanımladığını size ifade edelim.